Kaç yılında başlamıştın abi? Ben buraya 85 yılında. 85'te. Yani bu 85'te ben bu sokaktayım. Burada İstanbul'da. 85'ten beri? Evet. Peki, yani 85'ten beri burada hep müşteriler şeydi, normal burası burada kalabalık. Kalabalıktı tabii. Toprak alsan yere değmez. Karşıda ayakkabı satırdı bu köşede. Karşıda? Burada ayakkabı satırdı. Ortada bir tane ayakkabı tamirci dururdu. O zaman işler de biliyordu. Kalabalık. Evet. Ondan sonra sene karşı 90 müydü? 99 müydü? 98 müydü? Bir buraya baskın oldu. Polis baskını organize. Oradaki mafya türü insanlar hep temizlendi. 90'larda? Tam 90 değildi. 95-96 senesindeydi. Yani 2000'e yakındı pardon. 2000 evet evet. Ondan sonra yavaş yavaş burasını şey öldü. Hani özelliği öldü. Manukyan ama burada 2000'lerde herhalde şey olmuş. Tabii tabii şey o zamana kadar iyiydi. Manukyan öldü sonra. Buranın şeyi düştü. Anladım. Yani 2000'de 2001'de Manukyan öldü. Ondan sonra birkaç tabii, bina şey oldu. Çalışmış gene burada. Baskın oldu. Evet ondan sonra çalıştı. 5-6 bina çalıştı. Ta pandemiye kadar çalışıyor işte. Girdim. Para ödedin mi? Evet. Yani şimdi burada o tarihten beri tabii sizin işler de durdu. Tabii canım durdu mu ya? Gazete satıyorduk, gazete işler durdu. Gazete satamıyorsun artık. Burada genellikle ne satardın? Gazete. Yok, gazete satardık. Gazete. Gazete, işte burası peçete. 4-5 tane gazete var. İşte pezeleti var. Pezeleti var, evet. Pezeleti yok da pezeleti var zaten. Yani, bize de alsana bile. Bak o pezeleti bile bize de alsana bile. O mafya türü insanlar da almak zorundalar. Ha içeride satıyorlar. Tabii. Onu belli bir kapasitesi var onu alacak. Yemek mesela lokantaydı orası. O zabıtan durduğu yer lokantaydı. Üstü kahveydi, altı lokantaydı. Evet, evet. Orada yemek zorundasın. Ayakkabını büyütmek zorundasın. O çayı içmek zorundasın. Tabii yoksa, şimdi şeyde bitince tabii. Genel olarak kapandı, orada kapandı. Tabii. Orası kilise aitti. Orası başından sonra kapandı zaten. Organizasyonun başından sonra kapandı. Organize adam soktu buraya. Orası hem lokantaydı hem ayakkabı boyu. Altı lokantaydı, üst kahveydi. Vay be, üstü de kahveydi. Tabii tabii. Üst kat yeri de şeydi, sorguhaneydi böyle. Hata yapanlar orada sorguluyorlar. He, anladım, anladım. Orada bir şekilde... Yani öyle. O zaman sokağa da gidemezsin. İmkanı yok ya. Bilmiyorum sen yaş kaç. Ya ben 47-48'de ben birkaç kere geçmiştim burada. Tabii kalabalıktı, evet. O kalabalık oldukları zaman yoktu. Yani burası... Yani buraya biz mesela kapıyı kapatıp yemek yiyorduk, müşteri girmesin diye. O kadar kalabalıktı. Diyorum ya, bir kamyon ayakkabı gelip gidiyor, satıp gidiyordu. Kamyon ayakkabı satıp gidiyorsun. Buralarda mı peki Manukyan'a ait? Bina? Yok, o değil. Bir kısmında koyuyor. Burası değil, burası değil. Anladım. Burası benim bulduğum yerde saat. Manukyan. Bu bina Manukyan'ın değil. Değil, yok. Değil. Daha şey yapamaz. Peki, yani burası 90'lardan sonra ölmeye başladı yavaş. Ölmeye başladı. Millet iş yapmaya başladı. Hesaplar yavaş yavaş kapandı. İşte bak gördüğün gibi hepsi kapandı. Evet, doğru söylüyor. Hepsi kapandı. Bir emanetçi vardı orada yıkıldı. Aşağıda bir emanetçi var gene, o duruyor. Yok, o ayrı yok. Bak şurası. İçe doğru olduğu için yıkılmadı. Burası yerde konu gibi bir şeydi yani. Sonra da konmaydı. Kasım abi burada
Çalışan kadınlar pek gelmiyordu herhalde. Senin yanına geliyor mu? Yok gelmiyor. Ara sıra öyle dışarı çıkıyorlar. Yani bisküvit, bisküvit. Alıyorlar. Sen peki gene dükkanda senden gelip bisküvit alıyorlar. Yok nerede buna gelmez ki artık. Hepsi gitmiş etime tarafına. Yok. Yani içeride çalışıyorlardı. Ha o zaman gelirler canım tabii. Burada sen gene devam ediyordu değil mi burada? Bisküvit bisküvit satıyordun gene büfe gibi. Evet. Devam yemek ediyordu. Yapıyorduk, yemek veriyorduk. Yemek veriyorduk. Yemek veriyorduk yapıp veriyorduk. Arka taraf. Tabii tabii. Duruyor mu alette de? Yok kapattım ya. Hmm. İçeri de alayım iki dakika. Tamam. Gel gel gel. Yani o zamandan peki bugüne peki sadece şey satıyordun. Burası öyle kasetçiydi. Kasetçiydi. Burası Yonsara. Burası berberdi daha önce eskiden. Girişi burada mıydı? Berberin girişi oradaydı. He. Sonra biz buraya yaptık. Ama o berber sizin değildi tabii. Yok değil tabii adam öldü. Ondan sonra uydurdu. Ondan sonra tekrar bir çalışmaya devam edecek. İlahi devam ediyor. Hmm. Ya bu da çok iş ekmek yedi ama. Tabii canım, tabii tabii ya. Sen ne diyorsun ya? Ya benim anlamadığım bir şey var. Mesela bir adam geçiyordu. Orada genel vakti oldu ama. Şimdi burada geçiyor. Telefon çalıyor mesela. Neredesin? Beyoğlu'ndayım. Yok Taksim'deyim. Burayı diyemiyordu mesela. Tanıyor. Ya buraya 2 milyon insan ekmek yiyor. Tanıyorlar. Burada olduğunu söyleyemiyor. Ne var yani burası sonuçta bir kurum. Kim sonuçta çalışan bir yer. Ne diyor orada ya? Esnaf olarak. Bir de bir şey var. Benim anlamadım. Mesela çoğu esnafla ben konuştum şey diyor. Genelde diyor kapandı kötü oldu. Yani hem sağlık yönünden. Şimdi her yerde onu bilemem diye. Yok yok her yerde var sonuçta. Var tabii, bu devam ediyor. Ama burası devlet denetiminde olduğu için. Hep garibanların geldiği yer. Bir de sağlık önünden de iyiydi. Geliyordu. Sağlık önünden de iyiydi. Yani en önemlisi sağlık. Gurbetçiler geliyordu içeriye. Yani bulaşıcı hastalık. He işte onlar da korsanlar geliyordu. Yoksa yani. Dışarıda beceren beceriyiz yani. Tabii tabii. Yani burada en son fiyat tabelada neydi? 70 lira yazıyordu. Ben görmüştüm. Ya öyleydi bir şey mi? Ya, et 70 TL. Et fiyatıyla aynı gidiyordu yani. Bir büftek kilogram fiyatıyla. Aynı gidiyordu. Vay be. Demek ki bir kilo et parasına bir kadın vay be. Aynen aynen. E tabii ki o şey ya bizde fiyatı yukarıda artık. Onun şeyine göre adamı alabilir. Alıyor ya alamıyor. Yukarıda ne olur bilemez. Evet doğru doğru. Orada ayrı ayrı farklı farklı. Yani giriş o bir şey marka bilir mi? O fiyat öyleydi. Şey çok çocuk hep buradan baktın. Abi ben memur mu ya? Öyle mi? Nereden? Bekliyim mi? Ha. Sen burada çalışıyor muydun? Burada çalışmadım mı? Ha normalde. Fatih, Beyoğlu, Eyüp'te de emek buldum. Ha tabi o zamanlar bekçi çok fazla yoktu şimdi. Yoktu şimdi o zaman da var. Ama şimdi daha fazlalaştı ya. Bekçi. Şimdi yine aldılar. Bize tasfiye ettiler yine aldılar. Evet. Ama sen emekli oldun tabi. Tabi. Bu 2013'te emekli. Çocuklar, çocuklar tabi. Ama tabi buradan ekmek yediz. Bekçiyken gene burada görev yapıyor muydun yoksa? Görev yapmıyordum. Emekli, emekli olduktan sonra buraya geldin tabi. Dükkan vardı ama kardeşlerim var. Aynen, aynen. Kardeşler ne oldu peki? Biri öldü. Bura kira değil mi? Kendi yerin değil. Tabii kira. Evet. İşler de tabi eskisi gibi değil. Bitti iş mi kaldı ya? Her yere etkileri tabi. Yani burada düşün. Çaycısından tuttu herkese. Ne ola? Ayıp şu ya. Gerçekten bu işten ne vardı sana ya? Baskın döneminde. Herkes hepimizi yere yatırdı. 90'da oldu değil mi? Yani şey olarak, ne diyorum sana. Ondan sonra yani baskın yaptı. Hepsini burada yere yatırdılar. Orada tüm şeylere bir hafta on gün şeyde kaldılar yani nazarete kaldırıp mahkemeye çıktılar. Çalışanlar? Yok çalışanlar değil. İşte bu mafya türlü insanlar. Ha, ama ne oldu? Gene geldiler. Yok sonra da sonra bitti orası gelmedi. 90'da yaptılar bunu. Yok 90'da değil 90'da geçti 90'da sonra öyleydi. 2000'de falan da yarattı.
2000-2001'den Manukyan o zaman ölmüştü. Öldükten sonra, bir sene sonra işte. Manukyan öldükten sonra buradaki zaten çoğu binalar Manukyan'ındı. Bir kısmı var, ondan sonra zaten. Ama devam etti genelde. Tabii. Birkaç bina vardı. Tabii işte onlar devam etti yani. Onlar da en son pandemide. Pandemide, sonra pandemide. Ama tabii Manukyan öldükten sonra, peki o kadar insanlar nereye gitti bunlar bu kadar? Abi sonra dönüyordu çoğu. Randevuları evet, Hasan abi de demiş, hepsi dedi farklı yerlere gitti. Eski son kararlarda bir kısmı herhalde şu an Edirne'de. Çoğu da yaşlandı tabii. Yaşlandı. 2000. Kaç yıl geçti? 2000 olsa 20 sene geçmiş. Yani 30 sene, 30 yaşında olsa 50 yaşında şu an. Herhalde bilmiyorum ben doyumuna göre. Galiba onunla teklif etmişler artık. Yani. Ya camide işte fırsatlarını iptal etmemişler dedi. Fırsatta da yine iptal ettiler. Bu sene yarabbim. Daha yeni. 21'inde, 20 senesinde. Pandemiden önce çünkü kapattılar. Evet. O zaman zaten izinli sayılırlardı. Herkese izin kağıdı verildi, izinli. Ama paramarı ödemiyorlar tabii. Tabii. Ya çoğu da... Çok emekliydi bunlar, o kadınlar çok. Ya bazı yapılan röportajları ben okudum da şey yapmışlar. Çoğunun sigortasını ödememişler, eksik ödemişler. Tabii canım şey ama ya, onlar da yani kendi kafasını. Yani çalışan adamlar o zaman parayı bol görünce onu bile umursamadılar. Böyle devam edildi. Ya burası bayağı işlek yani şu senin şu kapı bile... Yürüyemiyordu ya. Tabii şu kapı bile sanki şey giriş kapısı gibi. Burada bitince ama dediğin gibi güzel bir laf ettin aslında. Bir kilo et parasına vizite parasıydı. Öyle yani, ona denk geliyordu. Ona demek denk geliyordu. Şimdi, evet. Zor ama o ya. Çok kötü hikayeler vardı burada yani. Merdiven attı değil, merdiven karısı. O alkol mü? Tabii.